işler bu. Diğer arkadaşınız kim? Gel bakalım. Şundan ben... Çık hadi. Burada hayvanımızın yemek borusunda genişlemeler var. Biz bu genişlemeleri görebilmek için bir ilaç içirdik. Yemek borusunun özellikle bazı yerlerde hem deformasyona uğradığını hem de genişlediğini gördük. Bu yüzden dik ve direkt midesine gidecek tarzda sıvı gıda ile beslemeye çalışıyoruz. Ve buradaki kas gruplarının iyileşmesini bekliyoruz. Bugün sabah sesi çıkmıyordu, şimdi çıkmıyor. Çalışacaksın sen yakında. Gel ağzımıza bakalım. Dilinde çok güzelmiş. Karmaşasına kadar güzel bir şekilde yaşatabiliriz. Hadi bakalım inşallah güzelce yaşar. Kupa isimli kedimizi Özgür Hanım diye bir hayvansever arkadaşımız var. Sokak hayvanlarını tedavi ettirir kendisi. O getirdi bize. Yemek yemiyor, kusuyor şikayetiyle. Biz gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra yemek borusunda ciddi bir genişleme olduğunu tespit ettik. Yemek borusunda bir patoloji olabilir veya daha önce yediklerinden dolayı yemek borusu genişlediği için soluk borusuyla beraber seyrediyor biliyorsunuz. Büyük ihtimalle gırtlak ve soluk borusuna dokunduğu zaman bu şekilde bir genişleme oluşturmuş ve bu sesleri çıkartıyor. Tabii düzgün beslenmezse, tedavisi düzgün yapılmazsa hayvanımızda kusma oluşuyor. Ona özel bir beslenme stili ve tedavisi var. Hayvanımızı özellikle dik tutarak besliyoruz ki ağzından verdiğimiz yemeğin hemen midesine geçmesini sağlıyoruz. Burada şişen yemek borusunun yemeğe dolmasını engelleyerek direkt midesine geçmemiz çok önemli. Bu sayede hayvanda kusma oluşmuyor. Yemekler yemek borusunda beklemeden devam ediyor ve yemek borusu genişlemediği için yavaş yavaş küçülmeye de başlıyor. Kullandığımız ilaçların etkisiyle. Bu şekilde bir tedavi prosedürümüz var. Sonraki aşamada beslenmesine dikkat edilmesi gereken bir kedi. Sokaktan gelen bir kedi. Ekstra bir aşı uyguluyoruz bağışıklığını artırmak için. Tedavisi şu anda devam ediyor. Tabii bizim sesten önemli üzerine durduğumuz kusmaması. Yemek borusunun küçülmesi, yemeklerin direkt mideye gitmesi. Sese çok kafayı takmıyoruz biz. Sesi olur olmaz o problem değil ama kusmasın, büyüsün yeterli bizim için. Bizim sokaktaydı böyle tam araba ezecekken bulduk. Hemen korumaya aldık, işte kliniğimize getirdik. Böyle bir rahatsızlığı çıktı. Daha önce birkaç gün evde kaldı. Daha yemek yemesi falan kusması, yemek yemesi azaldı, kusmaya başladı. Böyle ses çıkarmaya başlayınca hemen kliniğe getirdik. Aldık, iki gün korumaya aldık. O zaman fark ettik. Daha sonradan oldu bu.